Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlere hem görüntüsünü hem de lezzetini çok seveceğiniz çok hafif bir tatlı tarifi vereceğim. Tatlımız aslında tavuk göğsü ve spangle'den oluşuyor. Hemen hazırlamaya başlayalım. Öncelikle 100 gram tereyağını orta ateşte eritiyorum. Tereyağımız tamamen eriyince 1 su bardağı unumuzu ekliyoruz ve 3-4 dakika kısık ateşte kavuruyoruz. Ardından karıştırmayı bırakmadan 1 litre sütümüzü yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bu aşamadan sonra topaklanmayı önlemek için çırpıcı kullanırsanız daha iyi olur. Bir su bardağı şekerimizi ilave ettikten sonra orta ateşte karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyoruz. Muhallebim istediğim kıvama geldi, yeterince koyulaştı. Göz göz olup kaynamaya başladıktan sonra artık ocağın altını kapatıyorum. Daha fazla koyulaşmasına izin vermiyorum. Son olarak bir paket vanilin ekleyip güzelce karıştırıyorum. Şimdi muhallebimizi kaselerimizi yarıya kadar dolduracağız. Ben servis için küçük kaseler kullandım. Siz dilerseniz büyük bir kapta da yapabilirsiniz. Üstteki kaseleri içinden çıkarak servis edeceğim için biraz ıslatarak muhallebiyi koyuyorum. Alttakileri ise olduğu gibi servis edeceğim için onları herhangi bir şey yapmadım. Muhallebilerimiz soğurken biz de üzerine dökeceğimiz spangili hazırlamaya başlayalım. Öncelikle 1 litre sütümüzü bir tencereye alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 3 tepeleme yemek kaşığı kakao, 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta, 2 tepeleme yemek kaşığı unu ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Bu aşamada malzemelerim güzelce karışana kadar ocağın altını açmıyorum. Malzemelerimiz güzelce karıştıktan sonra artık ocağın altını açıyoruz ve orta ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Spangilemiz yeterince koyulaşıp göz göz olup kaynamaya başladığında 40 gram bitter çikolata ya da yarım su bardağı damla çikolatamızı ekliyoruz. Ardından bir çimdik tuzumuzu da ekledikten sonra son kez güzelce karıştırıp ocaktan alıyoruz. Hiç beklemeden spangilemizi soğumuş olan muhallebilerimizin üzerine döküyoruz. Tatlımız oda sıcaklığında biraz soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz ve en az 3 saat bekletiyoruz. Küçük kaplardaki tatlarımı çıkararak servis edeceğimi söylemiştim. Gördüğünüz gibi yeterince soğuduktan sonra kapları da ıslattığım için kolaylıkla çıkabiliyorlar. Ben küçük olanları çikolata sosuyla servis edeceğim. Bunu hazır paketlerden kullandım. Üzerindeki talimata göre hazırladım. Siz dilerseniz ganaj da hazırlayabilirsiniz. Ganaj hazırlamak isterseniz kanalımda ganaj tarifine bir göz atabilirsiniz. Büyük olanları ise üzerine kakao serperek servis ediyorum. Tatlılarımız hazır. Afiyet olsun. Eğer videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.